merhabalar. Selamlar herkese. Hoş geldiniz. Bugün biraz frekanslar üzerine konuşacağız. Birçok ses dinleyeceğiz, ses örneği dinleyeceğiz. Onların nasıl hesaplardan çıktığını biraz göreceğiz. Biraz matematik ama basit, yormayacak şekilde dört işlem bir şeyler göreceğiz. Böyle aslında dedemizin evinde oturup müzik üzerine biraz konuşuyor olacağız. Ben öncelikle sunuma bir soruyla başlamak istiyorum. Eski bir soru bu. Biraz müzik sürekli felsefeyle ilişkilendirilir ya. Ben ilk önce bir felsefi noktayla başlamak istiyorum. Bir ormanda bir ağaç devrilse ve orada onu duyacak kimse olmasa yine de ses çıkar mı? Bu soruya evet ya da hayır denebilir ya da alternatif bazı cevaplar olabilir. Ama aslında sorunun sorulma amacı gerçekten evet gerçekten ses çıkar mı? Yoksa hayır ses çıkmaz mı'yı bulmak değil. Bu gibi sorular varoluşla onu algılayan bir şuur arasındaki münasebeti tefekkür etmek için sorulan bir meditasyon sorusu, bir koan. Belki sizin de zihninizde şu anda evet ses çıkar, ben onu duymasam da, orada olmasam da bir şey düştüğü zaman tabii ki ses çıkar diyenleriniz vardır. Yahut eğer orada bir şuur yoksa, onu tecrübe eden bir zihin yoksa oradan bir ses çıkmaz ya da çıksa bile bilinemeyeceği için anlamı yok, ilmi olarak anlamı yoktur diyebilirsiniz. Ama bu koanın, bu sorunun bizim sunumumuzla olan alakası biraz şöyle. Çünkü bu sorunun aslında alternatif cevapları sesi nasıl tanımladığımızla alakalı. Ses en temelde iki farklı şekilde tanımlanabilir. Birincisi fiziksel tanım. Fiziksel tanıma göre ses bir akustik enerjinin herhangi bir ortamda hava yani gaz ortamı, sıvı ya da katı bir ortamda akustik enerjinin titreşimler halinde yayılması hadisesidir. Bu tanıma göre, yani ormanın sorusuna dönecek olursak, orada bir duyanın, bir dinleyenin olmasının önemi yoktur. Eğer bir akustik enerji varsa ve o titreşimler halinde yayılıyorsa zaten o hadisenin adı sestir. Ama ikinci tanım, psikofiziksel diyebileceğimiz tanıma göre ses, bir titreşimin havada ya da farklı bir ortamda yayılarak bir duysal sisteme ulaşması, bir kulağa gelmesi, oradan sinyaller halinde beyne ulaşması ve duyulması hadisesidir. Bu ikinci görselde hepimizin kulaklarımızın hemen üstünde, kafamızın içinde, dış kısma yakın duysal korteksimiz bulunuyor. Farklı noktaları farklı frekanstaki sesleri algılamak için özelleşmiş durumda. Şu anda beni duyduğunuzda aslında oradaki sinir hücreleri çakıyor. Bir elektrokimyasal sinyal üretiyor. Ve beni duyduğunuzu, benim sesimi, benim sesimin rengini, orada olup biten bütün o elektrokimyasal reaksiyonların neticesinde biliyorsunuz. Şimdi sesin bu iki farklı tanımının arasında biraz fark var. Ama bunu bir karmaşa olarak algılamamak lazım. Çünkü evet birinci tanım yani fiziksel tanım benim için de daha doğru ama hangi alanda konuşuyorsak o tanımı kullanabiliriz. Kaynaklarda her iki tanım da veriliyor. Sesi biraz daha iyi tanıyacağız. Biraz içine bakacağız sesin şimdi. Özelliklerine. Birinci özellik genlik. Bir titreşimin denge durumundan en uzak olduğu ölçüsü. Bu ne demek? Yani bir titreşim, örneğin bir sarkaç da olabilir bu. Basitçe örnek verelim. Denge durumu şurası. İleri ve geri sağa ve sola gidiyor. Eğer daha fazla sağa ve sola giderse daha genliği fazla oluyor. Müzik için örnek verecek olursak genlik aslında gürlükle aynı şey. Ses şiddetiyle aynı şey. Daha fazla salınan bir şey, daha
genliği fazla olan bir şey daha fazla ses çıkartıyor. Şimdi burada iki ses örneği dinleyeceğiz. Bunların evvela yukarıda bir dijital sinyalin genliğini görüyorsunuz. Bariz şekilde daha fazla, aşağıdaki daha az. Şimdi onları duyalım. Tabii ki tahmin edebileceğiniz gibi şöyle bir şey olacak. Affedersiniz, bunu tahmin edemedim. Bu da ikincisi. Yani bariz bir şekilde gürlük de değişiyor. İkinci özellik, frekans, bir titreşimin saniyedeki sayısı demek. Yani mesela bir vantilatör saniyede 440 kere dönüyorsa, tur atıyorsa, o vantilatörden biraz önce duyduğunuz gibi tam diye bir ses çıkar. Çünkü o da la idi. 220 Hz'ti. Şimdi burada aynı gürlükte iki ses duyacağız. Şiddetleri aynı olan bu iki sesin farkı frekansıydı. Ve zaten çoğunuz bu duruma aşinasınız aslında. Müzikte farklı frekansların peş peşe gelmesiyle icra ediliyor. Üçüncü ve en gizemli özellik, buna detaylı bir şekilde bakmaya çalışacağız, tını. Tınının birçok tanımı var. Bendeniz'in en sevdiği tanım, sesin frekans ve genlik olmayan özelliği. Çünkü tınıyı anlatmak zor. Çünkü tını zihnimizin içerisinde olup biten bir şey gibi, bir tat gibi. Yani bir memleketime gittiğim zaman çok güzel bir elma yemiştim. Onun da işte tadı nasıl diye anlatamıyorum mesela. Tını da böyle bir şey. Sesin tadı, rengi, tonu ya da karakteri diye de adlandırılıyor. Şimdi genlikleri aynı olan iki ses dinleyeceksiniz. Bu iki sesin frekansları da aynı olacak. Yani genlikleri ve frekansları aynı olan bu iki sesin farkı ne olabilir? Bu iki ses hangi kaynaklardan çıkmıştır desem cevap verebilecek olan var mı? Sohbet edebiliriz, dedemizin evindeyiz, rahat olalım. Birinci ses, hadi ben söyleyeyim, tambur. İkinci ses. İkincisi, bir daha dinleyelim. Güzel, çünkü yakın, iki mızraplı saz ama bu kanun. 220 Hz'te yegah senin çaldın. Aslında çok yakınlar. Ama detayları var ve ortam ve benim speakerlarımın kalitesi burada şey olabilir, yani burada seni sorgulamıyoruz. Gerçekten ben de ya nasıl bir kanun, ama nevayı duyursaydım çok bariz şekilde algılanıyordu. Çünkü kanunun yegah teli çok daha kalın ve daha etli. Etli ne demekse işte, tınıyı böyle tanımlıyoruz, tam anlatamıyoruz. İlla böyle bir hislere dokunan kelimeler kullanmak zorunda kalıyoruz. Mesela bendeniz enstrüman yapıyorum, kemençe yapıyorum. Kemençe sesinden bahsederken işte insanlar şey diyor ya, geçen işte filanca ustanın atölyesine gittim, bir kemençe vardı. Nasıldı sesi deyince şöyle anlatmaya başlıyor. Mesela ben onu formülize ettim. Bir omuz öne çıkıyor, dirsek havaya kalkıyor ve baş parmakla diğer dört parmağı okşarken anlamsız bir uzak yere bakıp gözlerinizi kısıyorsunuz. Yani böyle şeydi, böyle bir hım hım gibi, hım hım mesela, çok güzel bir tabir. Kimse ne olduğunu anlamıyor ama hım hım gibi, böyle bir sanki böyle bir nezleli hani falan diye. İnsanlar böyle bir enteresan mimiklere bürünüyorlar çünkü gerçekten tını böyle adı, tarifi çok kolay yapılabilir bir şey değil. Ama bu sunumda belki biraz daha tınıya daha önce görmediğiniz kadar yakın bakacağız. Bunun için basit bir analoji yapacağız. Bir güneş ışığı hüzmesi bir prizmaya çarptığında
çıkarken aynı şekilde çıkmıyor. Dispersiyon diye bir hadise yaşanıyor. Ve farklı dalga boylarına sahip. Yani bizim görsel gözümüz tarafından farklı renklerle algılanan hüzmelere bölünüyor. Gökkuşağında da oluyor bu hadise malum. Prizmada da oluyor. Bunun oluşmasının sebebi prizmanın ışığa kattığı bir şey değil. Aslında ışığın içerisinde bu renklerin hepsi var. Ama tamamen karışmış halde var. Ve bir prizma bunu bölüyor. Aslında güneş ışığı bu gökkuşağında ya da bir prizmada görebileceğimizden de karmaşık. Burada güneşin yeryüzüne ulaşan ışıklarının bir spektrum analizini görmüş oluyoruz. Yatayda dalga boyları var, dikeyde o ışığın miktarı, şiddeti diyelim, o var. Üç bölümde, burası ultraviyole, yani mor ötesi, burası bizim gözümüzün algılayabildiği elektromanyetik dalgaların kısmı. Şurası ise kızıl altı, infrared denen kısım. Şimdi bunların hepsi aslında güneş ışığında şu anda yani yeryüzüne ulaşıyor. Bütün bu ışıklar, bütün bu renkler aslında var. Bizim gözümüz sadece, yani gözümüzdeki fotoreseptörler sadece 400 nanometre ile 700 nanometre arasındaki dalga boyuna sahip elektromanyetik dalgalar tarafından tahrik oluyor. O zaman ona tınlıyor ve o zaman beyne şu ensemizin şu tarafına sinyal yolluyor ve orada ışıklar çıkıyor. Vay diyor, kırmızı, turuncu, mavi diyor. Bunun biraz altını böcekler görüyor. Buraları pek görmüyorlar. Böyle bir şey. Ama aslında bütün bu ışıklar var. Ve hepsi bir aşure gibi karışmış durumda. Güneş ışığı bir aşure gibi düşünebiliriz. Kayısılar var, incirler var, buğdaylar var, nohutlar var, fasulyeler var. Bunları ama biz yediğimiz zaman, yani ben bugün pirinçli, incirli, kayısılı, portakal kabuklu, nar taneli aş yedim demiyoruz, aşure yedim diyoruz. Çünkü onu biliyoruz artık. Bir yekpare bir ürün olarak, yekpare bir lezzet olarak bizim dimağımıza yerleşiyor, öğreniyoruz. Şimdi burada ışığın içerisindeki ışıkları gördük. Şimdi sesin içerisindeki seslere bakacağız. Ve duyacağız. Biraz önceki grafiğe biraz benziyor, andırıyor. Yine böyle bölünmüş farklı tepeler var. Orada biraz daha bütündü. Burada parça parça. Bu gördüğünüz şey biraz önceki güneş ışığının spektrum analiziydi. Bu ise bir tamburun rast perdesi icrasının bir bölümünün, kısa bir bölümünün spektrum analizi. Bunun içerisinde biz normalde rast perdesi bir tambur çaldığı zaman sadece rast sesini duyuyoruz. Ama içerisinde farklı sesler olduğunu bu spektrum analizi denen yöntemle çözümlüyoruz, analiz ediyoruz. Rast burada aslında. Ve üzerine müziğe aşina olanlar için nota şifrelerini de yazdım. D, yani R notasına tekabül ediyor. Rast burada. Sonra şu ahenk telinden gelen bir yürültü, onu geçeceğim şimdilik. Sonra bir tane rast daha var burada. Buradaki titreşim 146 küsur hertz. Buradaki onun tam iki katı olan 293 hertz. Ve farklı bölgelere baktığımız zaman la, re, fa diyez, la ve diğer notalar ortaya çıkıyor. Aralarda bazı yerlerde notalar yok. Bazı yerlerde ilginç ufak tepeler var. Onların detaylarına girmeyeceğiz. Ama temel olarak tek bir sesin içerisinde bir sürü farklı ses var. Şimdi bu grafiği çıkarmamı sağlayan ses örneğini dinleteceğim. Bu ses örneğinin spektrum analizini görüyorsunuz şu anda. Bu kadar. Tamburun o ilk mızrap, en deptebeli kısmını almadım. Çünkü o analiz etmesi çok daha zor bir şey, kısım. Orayı geçiyorum. Sadece sesin uzama kısmından bir bölüm. Bu. Bunun içerisinde sadece rast, yani taa diye bir şey geliyor ama onun içerisinde aslında farklı notalar var. Şimdi bir şey daha dinleyeceğiz. Dijital olarak bu seslerin
şuradaki bütün sesleri kapattım ve sadece şu ses kaldı. Ve bunu diğer bütün tepeler için, 13 tepe için, ilk 13 tepe için uyguladım. Şimdi duyacağınız, sırayla duyacağınız sesler bir Ork'ta, bir synthesizer'da üretilmedi. Bizzat bu biraz önce duyduğunuz wow sesinin içerisinden cımbızlanarak alınmış o tepelere ait sesler. Da dinliyorsunuz. Bunların içinde var mı? Hatta biraz kulağı eğitirsek ayrı ayrı duyabiliriz. Yani hani bir restorana gidip bir kuru fasulye söyledik ya da bir sebze yemeği söyledik. Buradaki bu sebze yemeğinde kullanılan zeytinyağı Gemlik'ten değil de galiba Kıbrıs'tan. Bu biraz daha böyle yine aynı hareket, biraz daha böyle bir sanki acımtırak gibi falan diyebiliriz. Yani eğer biraz böyle yemeğe aşinaysak, sonradan gurmeyseniz benim gibi, tatları tek tek ayrıştırabiliriz. Mesela bir şey deneyeceğim. Burada yaklaşık 20 kişi var. Acaba duyabilecek misiniz diye kulak kesilebilir misiniz? Bu seslerin içerisinden 13. harmoniye. Tamburun içerisinde var. Şimdi tamburun kaydını çalacağım. Kulağınız onun içerisinden bu harmoniyi seçebilecek mi? Duyabilen var mı? Yok. Okey. Biraz daha kuvvetli vereceğim şimdi. Bu 10. 11. harmoni. Olabilir, duymayan olabilir ama bilmiyorum, belki duyan vardır. Ben duyuyorum. Yaklaşık 2000 Hz, yani aslında çok rahat algılayabileceğimiz sesler. Ama bir araya gelince, neden çok şunu dinlediğimiz zaman her bir harmoniyi ayrı ayrı duymuyoruz? Çok şükür ki ayrı ayrı duymuyoruz, bunu tambur olarak tanımlıyoruz. Çünkü artık birbirinin içerisine güneş ışığı gibi karışmış. Bir de iki ufak kayıt daha dinleteceğim. Bütün bu ayrı ayrı kayıtlar üst üste konular bir multitrack yapılarak dinlenirse o zaman şöyle bir şey çıkıyor. Yani neredeyse bunun gibi bir şey. Bir de literatürde şöyle bir şey okuyan, duyan olabilir. Bir enstrümanın tonal karakterini, yani tınısını en fazla belirleyen ilk 5-6 harmoniktir. En fazla onlar duyulur ama diğer harmonikler çok etkili değildir gibi. Ben şu 1000 Hz'den sonrasını kapattım. Bakalım ne kadar etkili. Bu orijinal kayıt. Bu da 1000 Hz'den sonrası kapalı olduğu zaman. Aslında çok fazla etkiliyor bizim 6. 7. 8. 9. 10. harmoniklerde sesi etkiliyor. Şimdi, soru sorabilir miyim? Hocam, lütfen, arkadaşlar, lütfen, istediğiniz gibi, lütfen. Önceki şeydeki genlikler de gerçek. Tabii ki, burada ne kadar yüksekse o kadar şiddetli. Evet, o kadar şiddetli. Evet. Yani öyle görünüyor ki diyelim, o 4. harmonik oluyor değil mi? Evet hocam. Yani sanki çok daha belirgin duyulabilmesi gerekiyor iken, herhalde önceki harmonik şeyler, evet, harmonikler nedeniyle biraz maskeleniyor falan, gene pest bir şeyde. Evet, duyuyoruz. Evet. Yani kayıt bu kadar bariz değil. Tabii evet. Bunları duyulabilecek seviyeye sonra çıkardığım için ama ilk üçü tarafından da maskeleniyor buyurduğunuz gibi. Şimdi bu seslerin... Bir şey de ben söyleyeyim. Tabii ki, buyurun. Peki bu sesi nasıl ayrıştırıyorsunuz? Bu ilk bize verdiğiniz o sesi nasıl
şey ses programında equalizer'dan. Yani şeyde dijital bir sinyal ya artık bu. Diyorsunuz ki 0'la 500 arasındaki bütün titreşimleri şu kadar desibel indir, azalt. Ya da onu kapatıyorsunuz, sonuna kadar indiriyorsunuz. Sonuçta onlar duyulmuyor. Geri kalanlar yaşıyor. Diğer titreşimler kalıyor. O zaman pardon, ben bir şey sorabilir miyim? Tabii. O zaman ilk gösterdiğiniz grafikteki mesela ilk D de basit ses değil frekans olarak. O da zaten karmaşık bir ses. Böyle, çünkü fast Fourier transformu yapmıyorsunuz. Hani bütün sinüs seyrisi olarak ayırmıyorsunuz. Evet. Equalizer olarak ayırdığınız için aslında o ses de yine karmaşık bir ses. Yani aslında ses karmaşık, doğru. Ayrılması... Ama tüm sesten biraz daha basitleştirilmiş. Yani saf sinüs dalgasına dönmüyor. Ama sinüs dalgasına artık çok benzeyecek bir hale getirene kadar basitleştiriyorum. Yani zaten saf sinüs dalgası aslında oluşmuyor. Yani bu hoparlör bile bir tek bir sinüs dalgası vereceğim mesela ileride. Aslında doğal olarak hoparlörün diyaframı farklı titrediği için harmoniklerini doğal olarak verecek. Yani saf sinüs dalgası bir teorik bir bilgi aslında. Gerçek hayatta çok üretilemiyor. Hoparlörlerin yapısı sebebiyle. Şimdi bu grafiği şöyle yan çevirdim. Çünkü bu grafikten bir matematik sonuç çıkaracağız. Sonra bu matematik sonuçlarla ses sistemlerinin yapısına bakacağız. Şimdi yukarıda birinci harmonik. Bu tepelere harmonik deniyor. Ya da armonik de deniyor. Birinci tepe hertz olarak 146 hertz. Harmonik numarası 1. İkinci tepe 293, tam iki katı. Harmonik numarası 2. Üçüncü tepe yine ilk harmoniğin tam 3 katı. Ve üçüncü harmonik. Yani buradaki zaten paterni artık örüntüyü görebildiniz. Kaçıncı harmonik ise temel sesin yani ilk harmoniğin o kadar katı oluyor. Daha sonra şunu yapıyoruz. Bu seslerin İlk harmoniye, yani 146 Hz'e olan oranlarını ölçüyoruz. 146 Hz zaten kendisiyle 1 bölü 1 oranını sağlıyor ve ondalık kesir olarak, yani artık sayı olarak 1. İkincisi ise 2 bölü 1 oluyor. Üçüncüsü ise aslında 3 bölü 1 oluyor ama ben oraya 3 bölü 2 yazdım. Çünkü burada bir kavramla daha tanışmamız lazım. Oktav eşlenikliği. Yani duysal sistemimiz gereği biz birbirinin oktavı olan iki sesi birbirinin aynısı olarak algılıyoruz. Aynı notası olarak algılıyoruz. Ya da nasıl diyelim, sanki bir dairesel merdivende helizonik bir yerde çıkmışız da aynı noktaya çıkıyormuşuz gibi yani. Ti ta ti ya gibi. Dolayısıyla ben burada temel harmoniğin 3 katı olan 440 la'yı 2'ye bölersem 220 Hz'lik bir şeyi sembolize etmiş olurum oran olarak ve 220 Hz de la'dır. Dördüncü harmonik yine bir oktav aşağı indirilirse 2 bölü 1 oranına ulaşır. Beşinci harmonik 5 bölü 1'den 2 oktav aşağı indirilirse 5 bölü 4 frekans oranına ulaşır. Ve 6. harmonikte yine 2 kere alt oktav alınırsa 3 bölü 2 oranına. Şimdi 1 bölü 1 oranı, 2 bölü 1 oranı ne demek? Nasıl duyulur? Yani birbirleri arasında 2 bölü 1 oran olan iki ses nasıl duyulur? Onları duyalım. O zaman daha net anlaşılacak. Zaten sesin kendisi bu. 2 bölü 1'i duyacağız şimdi. Yani ilk önce 1'i duymuş olduk. Şimdi 3 bölü 2 oranında, yine temel sesle 3 bölü 2 oranındaki farkı duyacağız. Yine oktav aralığı duyduk. 5. harmoniğin 2 oktav aşağı indirdiğimiz zaman ve 6. harmonik. Şimdi bu
sesler, bu aralıklar, biz müzik öyle olsun, bir sesten sonra şu sesi basalım, ti ta diye basalım diye biz söylemiyoruz. O sesin bizzat kendi içinde olan, o terkibin, o karışımın içerisindeki unsur. Yani aslında ti yaptığınız zaman içinde hemen üçüncü harmonik olarak bir ta da var. Müzik nazariyatı başka yollardan da, mesela matematik yollardan da anlatılabilir ama ben ilk önce biraz tınıyı ve tınının kendi içerisindeki bu tınının kendi içine gizlenmiş olan oranları tanıtarak anlatmayı tercih ettim. Aslında bütün bunların ve daha fazlasını bulabileceğiniz bir kitap da tavsiye ederim meraklıları için. Yazarı da aramızda. Sayın Kemal Karaosmanoğlu burada. Müzik Aritmatiği ve Ses Sistemleri kitabı. Ve bu sunumun hazırlanmasında benim ana kaynağım oldu. Bu sesleri duyduktan sonra şuna geleceğiz. Peki neden harmonikler oluşuyor? O tepeler neden oluşuyordu? Ya da bir titreşim nasıl hareket eder? Şimdi burada bir örnek veriyoruz. Bir telin nasıl titreşebileceğinin pozisyonları var, ihtimaller var. Birincisinde en yukarıda bir tel, iki ucundan sabit bir tel, ortasından göbek yaparak gidip geliyor. Bu bir telin yapabileceği en uzun dalga boyuna sahip pozisyon. İkincisinde ortada bir düğüm noktası yapıyor. Üçüncüsünde ise teli üç eşit parçaya bölecek şekilde iki düğüm noktası yapıyor. Animasyonu güzel yapmışlar şu açıdan. Çünkü aynı zamanda hareket etme hızları da farklı. Görüldüğü üzere ilki en yavaş hareket ediyor. Aslında frekansı biraz hatırlatıyor. Şimdi bunlar örnek verelim. Diyelim ki bu 220 saniyede 220 kere titreyen bir tel olsun. Bu modda 440 kere titriyecek. Bu modda ise 660 kere titriyecektir. Çünkü dalga boyu küçülüyor, frekansı artıyor. Bu ilk moda temel ses, fundamental ya da birinci harmonik deniyor. İkinci, üçüncü harmoniklerde bu şekilde sıralanıyor ve biraz önce de gördüğümüz gibi ikinci harmonik temelin iki katı, üçüncü harmonik temelin üç katı, dört katı, beş katı diye gidiyor. Bir tel böyle titreyebileceği için, bu tabii aslında zihinde bir tel, uzayda bir tel. Yani gerçekte bir tel bu kadar mükemmel olarak harmonik aralıklar üretmez. Gerçekten tam harika iki katlar üretmez, üç katlar üretmez ama ilk üç modu görüyoruz. Burada 220 Hz, burada 440 Hz birbirinin tam oktavı olan sesler oluyor. Ve 660 Hz oktavdan bir beşli ileride olan sesler oluyor. Dolayısıyla sesin doğası gereği ortaya çıkan ilk ses aralıkları 1/1 yani sesin kendisi unison, 2/1 yani oktavı, 3/2 yani sesin beşlisi ortaya çıkıyor. Şimdi biz sadece bu üç aralığı, sesin kendi içerisinde gizlenmiş olan bu üç aralığı kullanarak ses sistemleri ya da müziği keşfedeceğiz. Yeni bir ses sistemi yapacağız beraber. Sanki ilk insanız ve bu aralıkları kullanarak nasıl müzik yapabiliriz diyeceğiz. Bunun için müsaadenizle şuraya geçiyorum. Şöyle yapacağım. Evet. Elimizde 3 tane aralık var. 1/1, 2/1 ve 3/2. Yani unison, 8'li ve 5'li aralıkları. Şimdi diyelim ki ilk insanız ve müzik yapmaya başladık. 1/1 görünmedi orada. Göstermek mi istemediniz? Okey, tamam. Ekran ayarı hemen yapıyorum. Çok sağ olun uyardığınız için.
Evet, şurası benim sınır çizgim. 1/1. Şimdi ilk insanız ve ilk sesi keşfettik. Şuraya bir ses, kendi sesimizi kullanıyoruz. Aynı ses, unison, ti, ta diyelim ki. Bir de 2/1 oranını kullanacağız. Bunun oktavı. Şuraya gelelim, 2/1. Şimdi artık iki sese sahip bir medeniyetiz. Ti, ta, ti, ti, ta diye müzik yapıyoruz örneğin. Ama tabii bu bir süre sonra çok sıkıyor. Hemen yeni bir ses daha ekleyelim diyoruz. Ve yine doğal harmonikten ortaya çıkan beşli aranını kullanıyoruz. Ti, ta. Bunu 3/2 diye buraya koyalım. Şimdi yeni bir aralık daha bulmuş olduk böylece. Çünkü buradan buraya kadar bir 3/2 aralığımız var. Bir frekans oranımız var ama şimdi buradan buraya kadar da bir aralık oluştu. Peki bu ikisinin arası kaçtır? Yani bu iki frekansın şurayla buranın arasındaki oran kaçtır diye ona hesap etmeye başlayacağız. Biraz sunum başlığının hakkını da verelim, okur yazarlık diyelim dedik. O yüzden bu aralığı hesaplamayı öğreneceğiz. Şimdi frekans oranları toplanacaksa çarpılır, çıkarılacaksa bölünür. Bu iki aralığın sesin arasını hesap edebilmek için büyük bölü küçük yapacağız. Büyük olan 2/1, yani o 2 demektir. 3/2 de zaten 1,5 sayısına sayısı anlamına geliyor. Böleceğiz. Bunu basitleştirelim. 2/1 çarpı 2/3 yapalım. Ve bu da 4/3. 2 kere 2, 4. 1 çarpı 3, 3. Demek ki şu aralık 4/3'tür. Yani aslında 3/2'nin, beşlinin oktava tamamlayanı, doğal olarak ortaya çıkan dördüncü sesimiz. Şimdi ben burada çok fazla izah edemeyeceğim sebeplerle ama müziğe aşina olanların anlayacağı sebeple bu seslere bir isim de vereceğim. Bu sesin adına rast dersem, buna da gerdaniye dersem, buna da neva dersem, konuşurken daha rahat konuşacağım, birbirimizi daha rahat anlayacağız diye. İzahı ayrı, itiraz da olabilir buna. Rast, neva ve gerdaniyeyi bulduk ve bir dörtlü aralığı keşfettik. Müziği keşfetmede ilerliyoruz yine doğal harmoniklerden çıkan aralıkları kullanarak. Bu sefer diyoruz ki rasttan bir dörtlü ilerlesek, bir 4/3 oranında ilerlesek, 4/3 çarpı 1, 4/3 olur. Bunun da adına çargah diyelim, diyorum. Bu perde zaten gerdaniye ile arasında tam bir beşli, 3/2 oranı olan perdedir. İsterseniz ölçelim de gerçekten bu iki perdenin arası 3/2 mi? Yapacağımız işlem büyük bölü küçük. O da büyük çarpı küçüğün tersi. O da 6/4, yani 3/2'dir. Demek ki burada da bir beşli çıktı. Oktava beşli uzaklıktaki bir sesi bulduk. Şimdi artık bu yeni medeniyette 3 tane ses var. Rast, çargah ve neva. Dördüncü ses de oktavı zaten. Biraz daha medeniyetimizi geliştirelim mi hocam? Siz bilirsiniz. Estağfurullah. Seviyeriz. Şimdi neva'dan bir beşli daha ilerlersek neye geliriz? Hangi oranda bir sese geliriz? Eklemek için çarpmamız lazım. Neva 3/2 oranında bir ses. Buna bir beşli, yani bir 3/2 oranı daha ekleyebilmek için yine 3/2 ile çarpmamız lazım. 3/2 çarpı 3/2, 9/4. Buna muhayyer ismini veriyorum. Yine müzikal
yani müzik kültürü sebepleriyle. 9/4 oranı oktavın bir dışında, bir adım dışında onu ikiye bölersem 9/8 olur, buraya gelir. Bir oktav altını bulurum. Adı da Düga. 9/8. O halde yeni bir aralık daha buldum. 9/8 aralığı şu iki ses arasındaki, rast ve Düga arasındaki frekans oranı. Örneğin, yani ne demek 9/8? 800 Hz'lik bir titreşimle 900 Hz'lik bir titreşimin arasında tam bir rast, Düga farkı vardır. Tam bir ses. Bir ses derken büyük tam ton. Bunun gerçek adı, daha doğru adı büyük tam ton. Arasındaki frekans oranı 9'a 8. 90 Hz ile 80 Hz de böyle. 180 Hz ile 160 Hz de böyle. Arasında tam bir ton ilerleme var. Şimdi son bir hamle daha yapacağız. Düga perdesini en son bulmuştuk. Buna bir 3/2 eklersek nasıl bir ses buluruz? 3/2 eklediğimiz zaman, eklemek için 3/2 ile çarpacağız. 9/8 çarpı 3/2, yani 5'li ile çarpacağız. 5'li elde edebilmek için. 27/16. 27/16 frekans oranına sahip, adı da, ben Hüseyin'i koyuyorum. Büyük ihtimalle Hüseyin'i. Hüseyin'i perdesi. Böyle bir ses sistemi bulduk. Şimdi buna bakalım ve duyalım. Affedersin. Bir şey geçirdim. Şurada Düga'yı bulurken 9/4 değil de 8 aldık ya, neden öyle aldık? 9/4, tekrar edeyim. Lütfen bunları sorun çünkü rakamlar karıştırıcı, kafa karıştırıcı olabilir. 9/4'ü nasıl bulduk? 3/2'ye ekledik. 3/2 ekledik. Yani bir 5'li çıktık rast'tan. Sonra bir 5'li daha çıktık. Muhayyeri bulduk. Frekans oranı 9/4. Tamam. Şimdi herhangi bir frekans oranını 2'ye bölersek aynı notanın bir alt oktavını bulmuş oluruz. 9/4'ü 2'ye bölersek 9/4/2 eşittir 9/4 çarpı 1/2'dir. O da 9/8'dir. Yani 9/4'ü basitçe söylüyorum. 9/4'ü 2'ye bölmek için 4 yerine 8 yazarsınız. 2 katına çıkartırsınız. Böleni 2'ye katladığınız zaman bölüm gerçekleşmiş olur. 2'ye bölmüş olursunuz. 9/8 oranı gerçekleşir. O 1 oktav alta gider. Nasıl ki 2/1. 2/1'de aynı şeyi yapalım mı? 2/1'i 2'ye bölelim. 2/2 olur. Yani 1/1 olur. Aşağı iner. Oktav eşilen ikili dediğimiz diğer şeyden dolayı. Diğer şeyi yukarıdakini verecekti. Aşağıdakini değil. Nasıl? Yani sadece hani bir daha bölmeseydiniz 2, yukarıdakini verecekti. Evet evet. Muhayyerde kalacaktık. Ben oktavın içerisine onun iz düşümünü, eşleniğini göstermek için 2'ye böldüm. Şimdi buradan çıkalım. Bir sonraki slayda geçelim. Bu bulduğumuz şey 5 tane sesten oluşuyor. Oktavla beraber 6 ses. Biraz önce bulduğumuz şey biraz daha temiz yazılmış hali. Bu sesleri bulmuş olduk. Frekanslarının temel sesi, ilk sese göre oranlarını vermiş olduk. Burada altta ardışık iki notanın arasındaki frekans oranı var. İlk önce bunları bir duyalım. Rast ilk keşfettiğimiz sesti. 2/1 oranı ekledik. Oktavını bulduk. Yine Rast'a 3/2 oranı ekledik. Neva'yı bulduk. Neva'ya 3/2 ekledik. Muhayyeri 2'ye böldük. Dügah'ın 3/2 ekledik Dügah'a. Bu sesi bulduk. Bir de çargah içinde gerdaniyeden 3/2 geri gittik. Şimdi bu diziyi
olmadı. Pentatonik diziyi bulmuş olduk. Bu başka pentatonik diziler de var ama bu da bir pentatonik dizi. Birçok kültürde çok uzun zamandır kullanılan, hala kullanılan ses aralıkları bunlar. Nedenini ben bilmiyorum ama tahminim şu, sesin bizzat kendi içerisinde bulunan aralıklardan mülhem çünkü. Tabii ki müzik sonsuz bir özgürlük alanı. İsteyen istediği kadar farklı aralık basabilir ama sesin doğası gereği bazı ses aralıkları oluşuyor ve kulak, duysal sistemimiz bunu çok seviyor, çok beğeniyor. O yüzden bunları birçok medeniyet, doğuda batıda çalıyor, bu aralıkları kullanıyor. Ben aynı zamanda iki perde arasındaki aralıkları da hesapladım. Yani büyük bölü küçük yaparak bunları siz de yapabilirsiniz. Detaya girmeyeceğim, çok fazla uzun, 50 dakika olmuş bile. Şimdi biz bir adım daha ileri götürelim bunu. 50 dakikada uygarlık kurdunuz, biliyorsun. Yüzyıllardır kuramıyoruz hala baksana. Hocam, pentatonik diziyle alakalı bir şey daha eklemek istiyorum. Çok temel bir dizi, çok temel ses aralıklarına sahip. Şimdi Dede Efendi'nin evindeyiz. Belki tam 200 yıl önce, 30 Mart 1819 yılında Dede Efendi ikindi namazını kılıp şu köşede oturup kahve içerken buradaki rasttan gidelim. Rast getirip falan dedi. Belki böyle dolaşıyordu. Rast getirip, yok bu olmadı falan dedi belki. Ama ne yaptı aslında Dede Efendi biraz? Bir saniye, bitsin. Şöyle bir şey yaptı. Rast ta ti, pardon, ta ta ti. Ti'de mesele düğümleniyor galiba. Oraya hocam geleceğiz. Darbino'ya geleceğim. Ti ta ta. Şimdi pentatonik dizinin çok kuvvetli olduğuyla alakalı bir sunum YouTube'da siz de izleyebilirsiniz. Bobby McFerrin diye bir adam var. Çok meşhur bir adam. Hani şu meşhur şey vardır, melodi. Onun bestekarı Bobby Efendi. Bobby Efendi bir sunumda şeyle beraber, kitleyle beraber, izleyicilerle beraber pentatonik diziyi canlandırıyor. Bobby McFerrin Pentatonic Scale yazarsanız çıkıyor. İzlemenizi istahişle tavsiye ederim. Çok çok keyifli bir şey. Dede Efendi'nin de aslında yaptığı şey, bu rastgarına attıkta ilk melodi. Rast getirip fendile seyretti. Burada yok. Burada başka bir sese geçiyor. Buraya kadar aslında pentatonik skalanın izlerini görebiliyorsunuz. Üçüncü durak, yani o Hüseyin'in durağı konusunda ilerleyeceğiz şimdi. Biraz önce bulduğumuz bu... Bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Yani daha sonra belki geleceksindir muhtemelen ama burada duyduğumuz aralık, yani hani transpoze ettik herhalde. Neva ile Hüseyin'i arasındaki aralıkla Dügah'la Segah arasındaki aralık aynı mı? Aynı değil. Hani sanki aynıymış gibi. Ya yani, öyle, pardon. Böyle çok sağ olun uyardığınız için. Anladım. Aslında başka bir pentatonik skala var. Doğrudan rastla ilişkilendirilebilecek olan ama hani ben bu pentatonik skalayı göstermişken onun üzerinden anlatayım dedim. Kesinlikle haklısınız. Neva ile... İtiraz için son... Estağfurullah, çok sağ olun katkı için.
Neva ile Hüseyinye arasında büyük tanton var. Ama bizim Dügah ile Segah arasında küçük tanton var. O da bir başka dizide ortaya karşımıza çıkacak. Önemli bir ayrım değil mi? Yani bu meseleyi kavramadık. Hocam bence çok önemli bir ayrım. Birazdan ne kadar farklı olduğunu da duyacağız, dinleyeceğiz. Çünkü o iki ses arasında tam bir sentonik koma kadar fark var. Sentonik koma nedir? Duyduğumuz zaman ne kadar algılayabiliyoruz? Tambur mu, kanun mu ayırt edebiliyor muyuz? Onu fark edeceğiz şimdi. Şimdi buradaki karmaşıklığı, kusuruma bakmayın. Bu skalaya, şuradaki iki boşluğa, buradaki ve buradaki iki boşluğa bir şey daha, birer nota daha ekleyeceğiz. Biraz önce 9 bölü 8 diye bir oran bulduk ya. Bu oranı kullanarak dügahtan sonra bir 9 bölü 8'lik aralık daha koyarsak. 81 bölü 64'lük bir perde oluşur. Neden? Çünkü 9 bölü 9, 9 bölü 8 pardon, 9 bölü 8 çarpı 9 bölü 8 odur. 9 bölü 8 çarpı 9 bölü 8, 9 kere 9, 81, 8 kere 8, 64. Bir şey soracağım, takip edemeyen var mı? Gerçekten ben anlamadım ya, bir sürü rakamdan bahsediyorsun diyen var mı? Ya da çok yavaş anlatıyorsun. Buraya kadar edebildik, bundan sonrasına garanti veririm. Eyvallah, peki. Burada bir büyük tam ton vardı şu iki ses arasında. Burada da bir büyük tam ton daha eklersem, buraya ben kusura bakmazsanız sadece si diyeceğim. Bir de soru işareti koyacağım. Çünkü Buselik de demek istemiyorum. Nişabur da diyeyim mi bilmiyorum. Ama şimdilik adı si olsun. Ve şuraya da bir büyük tam ton eklersek, bir 9 bölü 8 daha eklersek nasıl bir rakam ortaya çıkacak ona bakalım. Şu ana kadar göreceğimiz en büyük rakam. Hüseyiniye, yani 27 bölü 16 oranına sahip Hüseyiniye bir büyük tam ton eklersek, yani 9 bölü 8 ile çarparak bunu yapacağız. 243 bölü 128 çıkacak. 243 bölü 128. Hocam, Kemal Hocam doğru değil mi? Kusura bakma. Buraya da Hüseyiniye tam ton ekleyince öyle mi? Bakiye nispeti mi oluyor bu? Yok da aşağı olunca. Fa diyez. Bir Hüseyini'den bir ses yukarısı. Bir tam ses yukarısı. Mağur demek istemedim. Fa diyez diyorum şimdilik. Çünkü yine orası da tartışmalı bir nokta olabilir diye. Böyle bir ses sistemi bulduk. Buna bakalım. Seslerini de duyalım. Bu Pisagor ses sistemi. Yani pentatonik skalaya iki tane ses eklenerek oluşuyor. Biraz önce gösterdiğim pentatonik skalaya. İlk önce yine, yani pentatonik skaladan sonrasını anlatayım. Dügaha bir tam ton ekledik. Ve böyle bir si bulduk. Hüseyiniye bir tam ton ekledik ve fa diyez gibi bir şey bulduk. Bu sistemi seslerini duyalım. Çok aşina olduğunuz bir şey diye düşünüyorum. Ama piyanoda duyduğunuz seslerin aynısı değil. Biraz çok ufak farklılıklar var. O başka bir ses sistemi çünkü. Bunu da bulmuş olduk. Şimdi Türk müziğini bir ses sistemi daha göreceğiz, o kadar. Türk müziğine biraz daha yakın olduğunu düşündüğüm, düşünülen, yalnızca benim düşündüğüm değil, düşünülen bir ses sistemi. Ona gelelim. Zannediyorum şurası. Şimdi bu ses sistemini oluştururken yine
müsaadenizle baştan anlatacağım. 1 bölü 1, 2 bölü 1, 3 bölü 2 oranlarını kullanacağız. Doğal olarak bunun tamlayanı olarak ortaya çıkan 4 bölü 3 oranını da kullanacağız. Ama bir oran daha kullanmamız lazım bu sistemi teklif edebilmek için. Birkaç slide önce 5. harmoniyi görmüştük ve onun aralığını da dinlemiştik. 5 bölü 4 oranını görmüştük. Bu orana da ihtiyacımız olacak. Bu oranın adı majör üçlü olacak. Şimdi başlayalım. Rast perdesini teklif ettik. 1 bölü 1 adı Rast. 2 bölü 1 olarak Gerdaniyi teklif ettik. Bulduk. Neva'yı 3 bölü 2'de. Yine Gerdaniye'den geriye doğru 3 bölü 2 oranı, bir beşli oranı, yani bir beşli aralığı bulursak 4 bölü 3. 4 bölü 3. Çargahı bulduk. Bunlar çok sabit perdeler. Çünkü yani insanlığın ilk keşfettiği aralıklar belki. O yüzden oturmuş şeyler. Neva'dan bir beşli gidip muhayyeri bulduk. Onun gerisine gelip bir oktav altına gelip 9 bölü 8 oranında dügahı da bulduk. Bu ses sisteminde şimdi şunu yapacağız. Biraz önce Pisagor ses sisteminde dügahtan bir tam ton ileri giderek si'yi bulmuştuk. Şimdi rast'tan bir majör üçlü giderek bulacağız. Doğal olarak onun oranı 5 bölü 4 olacak ve bunun adına ben tereddüt etmeden segah diyeceğim. Ve sonra neva'dan sonra bir Hüseyin'i eklemiştik, bir tam ton. Öyle yapmayacağız. Çargahtan da yine bir 5 bölü 4 oranında ileri gideceğiz. Yani çargahla tam bir majör üçlü oluşturacak aralık bulacağız. Nasıl bulacağız onu? Eklemek için çarpacağız. 4 bölü 3 çarpı 5 bölü 4 oranı çarpacağız. 4'ler gider. 5 bölü 3 gibi müthiş basit bir kesir. Biraz önce Hüseyin'i için 27 bölü 16 bulmuştuk. Bu biraz daha pest bir perde. Adını da ben affınıza sığınarak Hisarek diyeceğim. Farklı isimlendirenler de var. Ve bir şey daha, Hisarek'e bir büyük tam ton, yani bir 9 bölü 8 ekleyerek yeni bir perde bulacağız. 3, 9'u götürür, 15 bölü 8. Ve ben buna ev içi diyeceğim. Aslında belki Ekrem Karadeniz bunun Rast makamı dizisine en uygun ses sistemi olduğunu söylüyor. Hatta birebir uyduğunu söyleyenler var. Şimdi dilerseniz bu sistemin birkaç detay özelliğinden bahsetmek istiyorum. Bu majör üçlü meselesi, yani Rast segah aradığı meselesi, biraz önceki o önemli fark. Bu sistemde 3 tane bu aralıktan var. Rast'la segah arası majör üçlü, çargah ile Hisarek arası majör üçlü, neva ile Eviç arası da majör üçlü. Gerçekten neva ile Eviç arasının majör üçlü olduğunu şimdi matematiksel olarak da görelim, ispat edelim. Eviç'in oranı 15 bölü 8 ve neva'nın oranı 3 bölü 2. Eviç ve neva. Bu ikisini birbirine bölersem aralığı çıkacak. Aralığı bulabilmek için, yani frekans oranını bulmak için bunu yapıyoruz. Büyük bölü küçük. Ya da büyük çarpı büyük çarpı küçüğün tersi. 15 gitti, 3'ten dolayı 5 kaldı. Ve 2 4'ü götürdü. İşte 5 bölü 4. Yine 5 bölü 4 oranı çıktı. Neva ile Eviç arasında. 3 tane bu sistem, 3 tane majör üçlü barındırıyor içinde. Şimdi bunu duyalım da.
müziğinin seslerini ardışık olarak dinliyoruz. Bu sistemin adı da Zarlino sistemi. Müzikal ses sistemleriyle alakalı şimdi söyleyeceğim bunlar. Bir de şu ana kadar seslerin arasını ölçmek için hep kesirleri kullandık, dikkat ederseniz. Farklı farklı kesirler bulduk. Yalnız kesirlerden başka birimler de var kullanılabilecek. Bunları tanıyacağız. Bu birimlerden dört tanesini tanıyacağız. Cent, Pisagor koması, Holder koması ve Centonic koma. Şimdi cent şu demek. Biraz önce hep gördük ki rast'tan gerdaniye kadar bir oktavlık bölüm var. Bunu işitsel olarak eşit, yani logaritmik olarak bölünmüş 1200 parçaya, eşit parçaya ayırırsak o her bir parça bir cent'tir. Peki cent nasıl bir şey? Yani 440 Hz'lik bir ses duyacağız, sinyal, sinüs dalgası duyacağız şimdi. Sonra onun bir cent tizini duyacağız. Yani Ruhi hocam haricinde kimse algılayamadı biliyorum. Çünkü çok ufak bir aralık. O yüzden çok detaylı olarak bu cent hesabıyla detaylı olarak müzikal aralıkları anlatabiliyoruz. Şimdi cent hesabıyla biraz önce gördüğümüz kesirlerin cent hesabını da vermiş olalım. Belki not alacak, belki merak edenler olabilir. Tabii ki oktav 2 bölü 1 oranındaki kesir 1200 cent. Çünkü 1200'e bölmüştük zaten oktavı. Beşli aralığı 702. Dörtlü aralığı 498. Ve diğerleri de burada. 16 bölü 15'i anlatmadım gerçi. Yani göstermiştik ama yerini gösterdim, tarif etmedim. Hızlıca geçiyorum. Sonra biraz soru cevap belki yaparız diye, çünkü zaman da hızlı geçiyor. Belki sıkıldınız, bilmiyorum. Zarlino sisteminin cent olarak aralıkları... Efendim? Deminki verdiğin cent hesapları hangi sisteme göreydi? Bir önceki. Bu mu? Evet. Buradaki kesirlerin cent karşılığı. Bu kesirler Pisagor'dan mı, Zarlino'dan mı? Şöyle, bu kesirler her iki sistemde de bazıları var. Bu aralıkların bazıları var. Mesela Pisagor sisteminde 16 bölü 15 yok. Ama bu Zarlino'da var. Hangi aralık diyecek olursan, Zarlino'da segahla çargah arası. Şeyde, Pisagor sisteminde çünkü segah yerine si yazdık ya, si ile çargah arası başka bir aralık. 32 bölü 27 olması lazım. Ama şöyle diyeyim, yani bu kesiri logaritma hesabıyla, salt matematik hesabıyla sente çeviriyoruz. Yani 1200. kökünü alırsak bu çıkıyor o sisteme göre. Ya bu just intonation mi oluyor? Soruyu tam net anlayamıyorum. Yani şimdi mesela 4'lü aralık 500 değil ya. 4'lü aralık tabii 500 değil, çünkü 4'lü aralık değil. Yani şey, şöyle, farklı dörtlüler seçebilirsiniz. Ama 4 bölü 3 frekans oranı 498 cent. Evet. Yani bir başka cevap, birini söylediniz 16 bölü 15, bir de ilaveten 5 bölü 4 sadece Zarlino sisteminde var şimdi sözü geçen. Evet. Öbürleri her iki sistemde de var. Evet. 10 bölü 9 da, 10 bölü 9 da küçük tam ton. Yani dügahla segah arasındaki yer, o da 182 cent. Yani büyük tam tonla küçük tam ton arasında yaklaşık 21 centlik bir fark var. Şimdi onu da duyalım. Zarlino sistemindeki aralıklar oran olarak, Zarlino sistemini biraz önce şu oranlarla bulduk ya, özellikle Burçin senin için bunu tarif etmek istiyorum, önemli.
ardışık olan perdelerin arasında ne kadar olan oran var diye büyük bölü küçük yapıyorum. Buraya sonuçlarını yazdım. Büyük bölü küçük tabii ki 9.8 büyük tam ton var. 5 bölü 4'ü buna bölersek küçük tam ton ortaya çıkıyor. 10 bölü 9 birazcık daha pest. 21 cent daha pest. Ama kulak bunu algılıyor. Yani o biraz büyük. Ortaya çıkan bu Segah Çangah Aralığı 16 bölü 15. Bu sistemde artışık perdeler arasında 3 farklı aralık olmuş oluyor. Sadece 9 bölü 8, 10 bölü 9 ve 16 bölü 15 aralıkları olmuş oluyor. Yani bir şey daha söylemek istiyorum. Müziğin matematik kısmının da ne kadar aslında sanatsal olduğuyla alakalı. Dikkat buyurun, 1 bölü 1'den sonra 2 bölü 1, yani bir sayısından bir fazla, yani büyük sayı, küçük sayı, 2 bölü 1, 3 bölü 2, doğal oranlar bunlar, kulakta da çok doğal tınlıyor. 3 bölü 2, 4 bölü 3, 5 bölü 4, 9 bölü 8, 10 bölü 9, 16 bölü 15, ardışık sayılar oranlar oluşturuyor ve gerçekten müzikte doğal olarak var. Yani aslında müziğin matematiği de başka bir sanat. Bu aralıkların mesela 16 bölü 15 112 centmiş. Bu aralıkların hepsini topladığınız zaman tabii ki oktav çıkıyor. 1200 cent çıkıyor. Yahut bu aralıkların, bu kesirlerin pardon, hepsini çarptığınız zaman da gerçekten ben çarptım bu kadar kesiri sadeleştirerek 2 bölü 1 çıkıyor. Yani oktav. Şimdi koma, Galata meşhur, yani müzisyenler ya bir koma var orada, orası bir koma, iki koma diyor ama hangi komayı kastettiğini belki çok bilmiyor. Koma aslında daha geniş bir tabir, muhayyel bir tabir. Koma aynı sayılan fakat değişik yollardan elde edilen iki sesin titreşimlerini karşılaştırdığımız zaman oluşan o ufak aralığın adı. Yani koma belirli bir miktarı aslında kastetmiyor. Ama mesela eğer sentonik koma dersek tam belirli bir miktarı, tam 21,5 senti kastetmiş oluyoruz. Bu tanım Yalçın Turan'ın tanımı. Yani koma aslında kelime manası bir virgül. Yani bir ufak bir şey yani gibi böyle muhayyel bir ufak bir şey. Ama sentonik koma 21,5 cent. Şimdi bir sentonik koma tizini dinleyeceğiz. Yani üstünü dinleyeceğiz. Ara vermeden tekrar söyleyeceğim, dinleteyim. Arada bir sentonik koma var. Holder koması şuradan çıkıyor. Biraz önce logaritmik olarak senti bulurken sentin tarifi neydi? Bir oktavı 1200'e eşit parçaya bölmekti. Holder koması da 1200'e değil de 53'e bölelim demişler. Tabi keyfi verilmiş kararlar değil ama böyle bir tercih yapılmış. 53'e böldüğümüz zaman da 22.64 gibi bir senti çıkıyor. Onu da 440'a bu sinyale nispeten dinleyelim. Böyle bir fark. Bizim Türk müziğinde yani koma dediğimiz zaman %1000 kastedilen aslında hep Holder komasıdır. Bu kadar da bir farkı var. Bir de Pisagor koması var. Pisagor koması da şuradan çıkıyor. Bir sesten başlayarak 12 kere ileriye doğru 3 bölü 2 oranı eklersek, yani 5'li ilerlersek, rast'tan başlıyoruz, Neva'yı bulduk ilk önce. Neva'dan bir 5'li daha gittik, Muhayyer'i bulduk. Böyle devam eder, bunu 12 adımı sürdürürsek, rast'ın ve 7 oktav aşağı indirsek, rast'ın aynısını bulmuyoruz. Çok ufak bir fark duyuluyor. Böyle. Burada gördüğümüz aslında en büyük koma bu. Şimdi bu üç komanın birbirinden ne kadar farklı olduğunu dinleyelim. Bu kayıttan üç koma da çalacak ard arda ama ben sıralarını söylemeyeceğim.
Tahmin etmek isteyenleri bekliyorum. Bence hiçbir farkı yok diyen var mı? Ben hiçbir fark duyamıyorum. Yani çünkü hepsinin arasında neredeyse bir sent var. Yani bir oktavın 1200'de biri. Buradaki sesler neydi? En son dinlediğim nasıl? Yani malum koma deyince iki ayrı ses duyup o ikisi arasındaki aralığı ölçüyoruz ya. Burada üç tane ses duydum. Senton hocam 440'a göre bir sentonik koma dik olan ses çalındı. Bir holter koması dik olan ve bir pisagor koması dik olan sesi üçünü peş peşe dinledik. Aslında sırası da tam olarak öyleydi. Yani sentoniyi, holteri, pisagoru dinledik ama yani bir dakika. Aynı sinyal gibi geliyor çünkü çok az fark var. Duyuyor hocam, hiç kimse duyamıyor. Evet, duyuyor hocam. Moralimiz bozulmasın diye çalışıyoruz. Şimdi bu dikleştirerek duyurmak yerine pesleştirerek duyurmak yolunu niye tercih etmediniz? Hocam yani bir farkı olacağını düşünmüyorum. Yani bizim için yok en azından. Biz biz fakirler çünkü, için. Çünkü hani bu koma aralığının efendim en fazla tartışma götürdüğü yer bir evet, yani bu seviye nazaran segahın duyulması. İşte şimdilerde bir de uşak sisi filan denilen evet. Arayışı içinde. Yani mesela bir bu seni cinsine göre segah veya hüseyniye veya uşak anlamak için yani pesleştirerek duyurmak. Mesela bu tizleştirerek duyurmak genelde 62'li diyezlerle yapılan 62'li için daha şey oluyor. Pratik oluyor. Eleştiri için söylemiyorum. Estağfurullah. Hani anlaşılıyor tabii tizleştiği ettiği de ama temel sese nazaran kıyaslandığında evet. Anlaşılıyor. Ya bir de bunu pesleştirme şeyini de yap ilave edin yani. Eksik kalmasın. Peki tabii. Önceki şeyde önce Pisagor'u sonra 440'ı falan yararak. Aynısı olacak. Evet. Mesela bir holder komasını duyalım mı? İlk önce bir koma pesti, bir holder koması pesti bu gibi. Ama onları da dahil ederim hocam. Şimdi yine müzisyenler için belki işe yarar bir şey. Akort cihazlarında frekansları okuma. Burada 12 ton eşit tamperaman sistemi görmedik, detayına girmedim ama bizim akort cihazları genelde bu sistemi gösteriyor. Yeşil yandığı zaman aslında tam o aralığı yani 12 ton eşit tamperamana göre verilmiş aralığı. Biraz önce Burçin arkadaşımızın 500 sent dediği, neden 500 sent değil 498 sent onu gösteriyor. Bir Türk müziği icracısı tamburunu, kanununu, udunu akortlarken akort cihazını kullanabilir mi? Ya da kullanırsa ne kadar doğru olur? Burada böyle bir şey çıkarttım. Gerçekten 1200 piksellik bir fotoğraf ilk önce Photoshop'ta açtım. Sonra işte 200 cent şeylerini koydum. 12 ton eşit tamperaman için. Şöyle bir farklılık var. Neva'yı genelde referans alıyoruz ve 440'ı fixliyoruz. Yani farklı şeyler de var. Bazı orkestralar farklı tonlar kullanıyor ama Neva'nızı 440'ı getirdikten sonra, orada yeşil yandıktan sonra Rust perdesini mesela neye akort edeceksiniz? D yeşil yandığı zaman mı? Hayır, aslında şöyle D'den 2 cent pest göstermesi. Yani 2 cent pestte kaldığını göstermesi lazım. O zaman gerçekten 3/2 oranındaki beşli aralığı duyuluyor. Ben sent'i nasıl göreceğim peki akort cihazlarını? Akort cihazlarının çoğunda sent, o ibre sent'e göre oynuyor. Çoğunda da sent yazıyor. Ama hangi mesela aplikasyon kullanıyorsanız, benim kullandığım aplikasyonda yazıyor mesela. Ben ne üflüyorum? Üflediğim zaman işte la değildi, diyor ki 12 sent daha dik diyor, şu kadar daha pest diyor. Orada sent'i de altında yazıyor. 2 sent daha pest olursa rust daha iyi olur
olabilir ama tabii ki herkesin keyfi bilir. Yani sanat bu. Herkes istediği aradığı basar. Fakat şu da var. O ibre hiçbir zaman durmuyor. Çünkü sürekli sinyal çözmeye çalışıyor. O yüzden çok da böyle eksi iki çat diye bir şey yakalayamazsınız. Dükkan ise sadece yine 2 sent. Yani biraz önce 1 sent farkı duyduk. Neredeyse hiç. 2 sent de hiç çarpı 2. Biraz dik olması. Zarlino sistemine göre söylüyorum. Eğer seyyaha çekecekseniz bir perdeyi, tam burada mesela ayarlanabilir perdeler var. Nereye çekmek lazım? Genelde şu yapılıyor. Yani tamburiler hani kulakla Rust'ın o majör üçlüsünü duymaya çalışıyorlar. İyi tamburcular, iyi icracılar zaten o doğal aralıkları flajöle tekniğiyle duyuyorlar ve ona çekiyorlar sesleri ama seyyah için 16 sent peste gitmeniz lazım fa diyezden. Ve buzelik için de 6 sent tize gitmeniz lazım. 6 sent artık kale alınabilir aralık diye düşünüyorum ben. Yine Hüseyin için 4 sent yukarı, Hisarek için 18 sent, buradaki en farklı perde. Hisarek için 18 sent peste gitmek lazım. Yani akort aletindeki yeşile güvenmeyip kırmızıya düşmek, eksi 18'e inmek lazım. Eviç için eksi 14'e, Mahur için artı 8'e çıkmak lazım. Ve Gerdaniye için de aynı Rast'taki gibi 2 sent peste inmek lazım. Ama bunların hiçbirini yapmayıp bütün sazlarını akort cihazına göre yeşilliyorlar. Ve böyle bir tamfere makam müziği icrası ortaya çıkıyor. Bu da bir gerçek değil mi? Hocam, aynen öyle. Sadece çok iyi bilenler, büyük ustalar, tanışma şerefine eriştiğim kişiler var. Şu anda da aramızdalar. Böyle bir santi bile duyabilecek hassas kulaklar. Onlar şöyle yapıyor. Neva perdesine, la'yı mesela doğru akort aletine göre çekiyor. Sonra telin tam 3 bölü 2'sine, yani teli 3'e bölüyorlar. Parmaklarını şöyle üzerine hafif koyuyorlar. Mızrabı vurdukları zaman tam bir beşli aralığı flajöle sesi duyuyorlar. Bir beşli aralığı duyuluyor. Sonra rastlarını ona göre çekiyorlar. Affedersiniz, muhayyerlerini, aşağı doğru dügahlarını ya da rastla neva arasında da o beşli aralığını oluşturuyorlar. Bütün o doğal aralıkları kullanarak ortaya çıkarılabiliyor. Ben burada dinlediğimiz tamburları Korkut Alp Bilgin çaldı. Birkaç hafta önce Korkut Alp'le bu aralıkları konuşurken dedim ki yani hani sen benim tamburumdaki perdeler muhteşemdir diye övünüyorsun kendinle. Gönder bana seslerini, bakalım ne kadar muhteşem. Yani hepsi doğal aralık diyor. Ortaya çıktı ki evet, gerçekten çok iyi bir sonuç çıktı. Doğal harmonikleri çok doğal, kolay duymaya yarıyor çünkü tambur. Tizdeki harmonikleri çok rahat duyabilirsiniz, çınlıyor çünkü tamburda. Bir acem perdesi biraz problemliydi. Onu da dedi ki ben acem perdesini zaten dik seviyorum. ama şöyle, eğer akort cihazını kale alırsanız sazlarınızda bazı noktalarda gerçekten bariz yanlışlar yapma durumu var. Bitirirken bir şey, hocam buyurun. Estağfurullah. Türk müziğine has bir akord aletini geliştirmeye çalışan, deneyen kimse var mı? Ben duymadım. Hocam var mı? Şeyde var. Uygulamalarda ut için yapılmış bu şeyini de vardı galiba. Yani yeşilin ona göre Celaleddin neydi? Weiss mi? Çocuk. Göçtü öte aleme. Evet. Alsız. Evet. Julien Weiss o bir de şey yaptı işte. Yaptı peki? Yani bir deneme. O hep öyle. O elinde o aletle dolaşıyordu. Ruhi, this is wrong, wrong, Pisagor, this is Zarlino, işte o paradis falan diyordu ama sonunda işte
abuk yatıyor diyor. Ama ona böyle şey, o elinde bir aletle dolaşıyor diyor, hesaplara çok önemli. Şimdi aplikasyonlar... Bir projesi falan yapılsa hocam size faydalı mı olur? Vallahi yoksa gerek yok mu? Yani yok gerçekte efendim. Onunla Barış Bozkurt tanıyanlarımız vardır. Onların o tür bir çalışması var. Belli bir noktaya kadar da geldi. Makale falan da yayınladılar. Şey, hatta hep şöyle çalışıyor. İşte burada diyelim Orçun kardeşimizin anlattığı gibi mesela tercihi hissedildi. Tam böyle açık olarak şey yapmasa bile si dedi, pa diye dedi ama öbürlerine hisaret falan dedi, cesaretle söylüyorum diyerek diyelim. Yani bu tür tartışmalar oluyor, olacak her zaman için. Tartışmalar nihayet ermediği için mi? Yok, şunu kastediyorum. Mesela şöyle yapıyorlar, diyelim Tamburi Cemil Bey'in şu icrası çok güzel işte, ha filanca makamda yaptığı taksim. Ona ben akordumu onun kullandığı perdelere çekmek istiyorum dediğinizde bile o işi görebilecek bir mekanizma geliştirdiler. Yani icradan topladıkları ses aralıklarını evet, hem de online anında falan diyelim. Tam böyle bir cihaza veya uygulamaya dönüşme çok pratik bir hale gelmedi ama şey... Barış Bozkurt yaptı onu. Barış Bozkurt'la şey yok alakası yok. Barış Bozkurt. Onu açıklığa çalışıyor. Evet. Ben de ufak bir ek yapayım. Peterson diye bir tane tünür firması var. Hı hı. Onların hatta şimdi aplikasyonu da var. Şimdi mesela James Taylor diye bir terist var. Normal tamperi çalıyor olsa bile tüm telleri farklı akoruluyor. İşte la telini 8 sen, 10 sen falan gibi. Hı hı. Şimdi o tünür firması mesela açıyorsunuz. Şimdi seçebiliyorsunuz James Taylor tünür diye. İşte Sweeten tünür falan da diyorlar. Evet. Yani kendiniz böyle bir seçeneğiniz varsa içine girip tünör artıkçısı nasıl istiyorsanız öyle çalışıyor. Yani yeşilliğinizi değiştirebiliyorsunuz. Evet, bu basit aplikasyonlarda telefonlara indirilebiliyor. Onlarda da bazıları işte pro yaparsanız, 3-5 dolar verirseniz farklı skalalara göre doğruyu gösteriyor. Diyorsunuz ki işte Just Intonation şu filanca versiyonunu ben doğru kabul ediyorum, ona göre bana skalayı göster diye. Dediğiniz gibi onlar farklı skalalar yükleyebiliyor ama mesela hani Zarlino var mı ya da işte Barış Hoca'nın yaptığı çok daha ilginç ve Türk müzikçileri için hoş bir şey. Tamburi Cemil Bey'in Rust perdelerini istiyorum demek hoş bir şey yani onu keşke görebilsek bulabilsek. Barış Hoca'nın adı geçmişken ben de biz şu an aslında Barış Hoca'yla onun bir sonraki aşama için yapmaya uğraşıyoruz. Bir application. Tanıyabilir miyiz sizi? Ben Ruşen. Ruşen Ali. Aslında şey oldu, bir TÜBİTAK projesi başlattık. Mesh üzerine. Evet. Yani computer mesh aslında. Yine Kemal Hocam'ın da çalıştığı bir konu. Musiki programının aslında bir sonraki aşaması gibi daha çok real time çalışan bir şey olacak. Hmm. Barış Hoca'yla da çok heyecanlı bir şekilde konuştuk. Şimdi önce akor tarifinden başlayarak, sonrasında da gerçek zamanlı egzersiz yaptıracak bir şeyler üzerine çalışmaya başladık. Harika. Ne zaman sonuçları çıkar yani görürüz? Ya umarım işte 6 ay sonra falan bir demomuz olacak. Ondan sonra da işte. Harika, hayırlı olsun. Onlar da sunumunu burada yaparlar işte değil mi? İnşallah. müzikal aralıklar hakkında bir şey eklemek istiyorum. Burada ben hani seslerin kendi içerisindeki doğal harmoniklerinden ortaya çıkan aralıkları nasıl kullanabiliriz, onlarla çarpma, bölme yaparak nasıl yeni seslere yürürüz diye aslında bir temel okuryazarlık tarifi yapmak istedim ama felsefeyle başlamıştım, biraz öyle bitireyim. Değişiyor her şey. Müzik değişiyor, aralıklar değişiyor. Müzik insanların yaptığı bir şey ve müzik bir bilim değil. Müzik bir sanat. Bilim dalı değil. Yani 3 kere 5'in 15 olması gerekiyor ama segahın 5 bölü 4 olması gerekmiyor. Tamamen kreasyona bağlı bir olgu, bir fenomen müzik. O yüzden burada tarif ettiğim aralıkları matematiksel bir çıkarım olarak lütfen kabul edin. Yani müzik budur ya da bu aralıklar bu şekilde çalınmalıdır değil. Üstadları dinliyoruz.
Tamburi Cemil Bey'in bastığı aralıklarla bir başka iyi icracının bastığı aralıklar, örnek veriyorum, Necdet Yaşar'ın bastığı aralıklar aynı değil. Burada böyle çok deterministik, müziğin doğrusu budur, doğrusunu bulalımcı yaklaşımda olmadığını ifade etmek isterim. Çünkü müziğin doğrusu yok. Müziğin bir kuralı da yok benim için. Kabulü var. Yani ben böyle kabul ediyorum. Benim doğrum bu demek. Bana daha insani geliyor, sanatsal özgürlüğe daha mütenasip, daha uygun bir yaklaşım gibi geliyor. Ama yine de müziğin kendi içerisinde bazı matematiksel enstrümanlar kullanarak çıkarabildiğimiz aralıklar var. Bunları da bilmek aslında bizim müzikle matematik arasındaki ilişkiye bigane kalmamamız gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde eğer müziğin matematiksel boyutunu bilmezsek, müziğin kreasyon boyutunu belki geliştirmenin bir fırsatını kaçırmış oluruz. Müziğin matematik hesabını bilmek, müzik bundan sonra matematik bir gayedir, matematik bir uğraşıdır. Müzik 3 bölü 2 çarpı bilmem kaçtır demek için matematik yapmıyoruz. Aksine herkesin ne kadar farklı bastığını tadabilmek ve onu artık hesaplayabilmek için bunları biraz sizinle paylaşmak istedim. Bitirirken şunu da arz etmek istiyorum. Bundan 200 yıl önce Dede Efendi buralardayken İstanbul'un valisi, kaimmakamı, emniyet amiri kimdi bilmiyoruz ya da işte ben bilmiyorum. Şehremini kimdi? O kıymetli görevleri yapan kıymetli insanların kim olduğunu konuşmuyoruz ama Dede Efendi zikrediyoruz, çalıyoruz, söylüyoruz, zevk ediyoruz. Bundan 200 yıl sonra da muhtemelen Dede Efendi'yi böyle anacağız. Ama bugünkü kıymetli görevlileri anmayacağız belki. Anmayacaklar torunlarımız. Zira gerçek olan şey aslında ilim ve sanat ki İstanbul'da şu anda yüzlerce diğer alternatif varken buraya gelen sizler bunu biliyorsunuz ki buradasınız. Bu gerçeğin farkında olan, yani ilim ve sanatın hakiki, kalıcı bir şey olduğunu bilen insanların bir araya gelerek oluşturduğu TÜMAÇ, Türk Müziği Akademik Çevresi'ne, bu çevrenin önderliğini yapan kıymetli Profesör Ruhi Ayengil'e, sunumda ve onun haricinde birçok bilgiyle bizi kuşatan Sayın Kemal Karaosmanoğlu'na, icralarıyla sunuma materyal oluşturan Korkut Alp Bilgin, Tamburi Korkut Alp Bilgin ve Kanuni Doktor Zeynep Yıldız Abbasoğlu'na ve bu mekanı bizler için açan, bizi dedemimizin evinde misafir eden kıymetli Türkiye çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. TÜMAÇ adına sevgili Orçun Güneş'e teşekkür edip Ruhi Hocamızı teşekkür belgesini takdim etmek üzere buraya davet ediyorum. Benim değil ya, TÜMAÇ senin benim bilet yapmış. Teşekkür ederim, onur duyarım. Sağ olun. Bunun kıyafetli de çok müsait böyle bir şey için. Sevgili Orçun Güneş'e, estağfurullah, daha el öpülecek kadar mıyım? bunlar güzel hatıralar efendim. TÜMAÇ tarafından belgelendiniz, katılım belgeniz. Eyvallah hocam. Hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah. Evet, bu bilim sanat etkinliklerinin üçüncüsüydü. Bu sürecek. İnşallah bu yıl 5'de tamamlayacağız. En son Onur hocam galiba, değil mi? Sizin evet, Mayıs'ta. Müdürü koyacağız ama inşallah Ekim'den itibaren, yani başlayarak akademik takvim TÜMAÇ içinde işleyecek. TÜMAÇ malumunuz akademik bir kuruluş. Yani özgün bir akademik kuruluş. O bakımdan işte çatısı burası, üyeleri sizler, dinleyenleri bizler ve gençliğin tabii şeysi. Evet, teşekkür ederim. Ama konuman kendini olmaz. Estağfurullah. Peki. Durumdan vazife çıkartmış saymayın beni. Sağ olun. Tebrikler, teşekkürler. Estağfurullah. Ben bir şey hatırlatmak istiyorum. Yani
eleştiri değil, o konuda yazdığım için de söylüyorum. Demin Rust'tan, dede şurada otursaydı, o ezanı dinleseydi de işte Rust getirip deseydiniz, o ve başlayan Rust kârı natık, Dede Efendi'nin adına kayıtlı bir eser olmadığı konusunda Rast Kârın Artık Kimindir diye bir makalem var. O sahibi meçhul. Keşke dedenin olsaydı. İyi, tamam. Kusura bakmayın. Yani. Hayır, estağfurullah. Bu bir, ama yine de araştırmaya açık bir konu olduğu için söylüyorum. Benim kanaatimi dile getiriyorum. Yani Rast Kârı Nevi örnek olarak verseydiniz benim gönlüm daha rahat olabilirdi ama öyle olunca Rast Kârın Artık'ın Dede Efendi'nin kompozisyonu olmadığı konusunda benim bugünkü bilgim bu noktada. İkincisi, müzik bir bilim değildir dediniz. Ona da saygı duyarım ama şey, o zaman bunu soru sorarak yerime oturayım. Farabi İhsaül Ulûm'unda matematik ilimlerin bir alt dalı olarak müzikiyi tarif ediyor ve öyle takdim ediyor ilim dünyasına. Ve Kantemir'in de biliyorsunuz meşhur Edvard'ın ismi, kitabı İlmi Musiki Alâveşil Hurufa. Yani bu iki, Farabi'ye ve Kantemir'e nazaran bu müziğin ilim veya bilim olmadığı konusundaki görüşünüzün gerekçesini bir paragrafla açıklarsanız sevindirici olur. Müsaadenizle ben yerime oturayım, siz devam edin. Şimdi sunum çok kolaydı benim için. Ama bu biraz daha zor olacak. Şöyle, fakirin düşüncesi, müzik bir bilim değil, bir sanat dalı. Bunu söylemekten kastım ve muradım şu, müziğin hesaplanabilir tarafı tabii ki yok değil. Biraz önce zaten onu gördük. Ve müzik tabii ki bir ilim. Yani bir bilgi. Ama müzik bir bilim dalı olarak icra edilmiyor. Bilimden burada kasıt şu. Yani müzik bir doğa biliminin neticesi olarak ortaya çıkmıyor. Nasıl ki bir ressam ben bilim yapıyorum demiyor. Nasıl ki bir heykeltıraş ben bilimsel bir iş yapıyorum. Bilimin neticesinde bu heykelin burnu böyle ya da böyle olmalıdır demiyor. Musikide de müzikte kullanılan seslerin ne olacağı ve aralıklarının ne olacağı doğrudan keyfe bağlı. Yani musiki bilimin icabı değil, hayal gücümüzün icadı bana göre. Musiki bilimin bir gerektirmesi, icbarı değil, paşa gönlümüzün ihtiyarı, yani amiyane tabirle, tamamen gönlümüzden gelen. Ki hocamın bu soruyu sormasındaki kastı şöyle yorumluyorum, müziğin ne kadar kreasyona açık bir şey olduğunu hepimizden çok iyi bildiğini düşündüğüm kişi Ruhi Ayengil. Dolayısıyla müziğin bir bilim, kesin, deterministik bilgiyle bilinecek bir hal olmadığını tabii ki o da biliyor. Benim kastım bir fizikçi olarak, fizikte bir şaibeye yer yoktur. Yani bir işlemin bir cevabı yoktur. Ama musikiyi de tercih ediyoruz. Mesela bir beşli aralığından bahsettik. Rast-Neva arası. Bu neva, Rast neva arasını biz 702 cent de tercih edebiliriz. 700 cent de tercih edebiliriz. Hakikaten 710 cent de tercih edebiliriz. Ben öyle istiyorum diyebilir bir insan. İlmi olarak bunu yanlışlamak ya da bu tercihin bilim dışı olacağını söylemek de bence mümkün değil. İnsanlar tarih boyunca müziği değiştiriyorlar. 200 sene önce çalınan perdeler aynı şekilde icra edilmediğini düşünüyoruz. Kayıtları yok ama öyle icra edilmediğini zannediyoruz. Zamanla değişiyor. Örneğin Münir Nurettin Selçuk farklı bir uşak yapıyor. Bekir Sıtkı Sezgin farklı bir uşak yapıyor. Kani Karaca farklı bir uşak yapıyor. Yani
sonsuz bir sanatsal özgürlük var. O yüzden tarifim belki biraz keskin gelmiş olabilir. Belki yanlış tarif ediyorum, bilmiyorum ama bilim olsa, yani müzikoloji bir bilim ama müzik bir bilim değil, müzik bir sanat. Müzikoloji onunla alakalı bilimsel bilgiyi çıkarma işlemi. Orada bir ayrım yapmak istedim. Bir gün bir şey daha ekleyeyim. Bir mikrotonal müzik toplantısındayız. Bizzat dedi ki, eskiden insanlar dedi uçakları göz kararı yapıyorlardı. Kanatları böyle kendileri yontuyorlardı, deniyorlardı. Aa çakıldı diyorlardı, hadi kanatları şöyle yapalım diyorlardı. Ama sonra buldular, aerodinamiği geliştirdiler, anladılar ve şu anda uçaklar milimetrenin %1'i hassasiyette mükemmel olarak her parçası o kadar hassasiyette yapılıyor. Artık uçağın ne olacağı belli dedi. Ve dedi ki artık Türk müziği de böyle insanlar eskiden dede efendiler falan hani kulaktan ne olursa çalıyorlarmış ama gibi açıkçası rahatsız eden ve aşağılayan bir aşağıladığını düşünün. Böyle kastetmiyor olabilir gönlünde ama bence tahrif etmediktir bu. Eskiden insanlar müzik yapıyordu ama dede efendiler, zekaliler bir yere kadar getirdiler kulaktan ama artık yani bunun bir ilmini bulalım. Bu perdelerin neresi olduğunu bulalım. Türk müziğinde bu karışıklığa son verelim. Aslında bu karışıklık değil, zenginlik yani. İşte dediniz ya, adam filanca gitarist farklı akort ediyor telleri yani. O bu, hayır sen öyle akort edemezsin kimse de diyemiyor tabii ki. Hülasa, nazariyatla alakalı çalışmaların musiki alanındaki özgürlüğü, özgürlüğe mütecaviz olması noktasında bir hassasiyet var müzisyenlerde. O yüzden bunu dile getirmek istedim. Ki o toplantıda böyle bir şey iddia edildi. Yani artık Türk müziğini bulalım, seslerini bilelim. Halbuki böyle bir şey yok. Yani Münir Nurettin Selçuk mu doğru? Bekir Sıtkı Sezgin ve Kani Karaca mı kötü müzisyen? Yahut Kani Karaca çok iyi, diğer ikisi mi beceriksiz? Halbuki farklı sesler basıyorlar. Melodi farklı, yaratım farklı, o anki duyuş farklı. O yüzden yani bir insani fenomen müzik. Tabii ki onun ilmi var. O bir bilgi çünkü. Bilgi, ilim eşittir. Ama bir bilimsel kurala bağlı olarak, bir fiziksel kurala bağlı olarak belki öyle tabir etmeliyim. Gelişmediğini düşündüğüm için öyle ifade ettim. Açıklamama vesile olduğunuz için de teşekkür ederim hocam. Hocam buyurun. O kastettiğiniz toplantı hangisiydi, söyleyen kimi bilmiyorum. Yorumuna da katılıyorum gerçekten. Hele hele böyle bir aşağılayıcı bir ton, öyle bir izlenim vermişse gerçekten çok yanlış. Fakat şey, şuna da şu kadarına evet demek lazım. Diyelim günümüzde halen adını verdiğim en çok elden ele işte, Türk müziği, nazariyat falan filan diye ortada dolaşan kitaplar gibi kitaplarda göz göre göre yanlış bir şeyler de yazmış olmamalı. Yani en azından onlar daha doğru olmalı gibi bu kadar bir şeyi söyleyebiliriz. Hocam kesinlikle öyle. Acaba aklınıza bir örneği geliyor mu? Mesela hangi bilgi ısrarla yanlış yazılıyor? Çünkü yani, yok işte diyelim. Sizin fikriniz o anlamda çok... Segah perdesi için falan hiç burada. Evet. Zarlıyor, marlıyor gibi şeylerin hiç adı esamesi okunmuyor. Evet. Yani vesaire vesaire. Veya hani hem onu işte hala bilmem 81 bölü 64 diyor, bilmem 32 bölü 27 diyor ama bir yandan da işte şu kadar komada fest olması lazım falan diyor. Gibi. Evet. Yani onların böyle bir sistematik, gerçekten bilimsel diyebileceğimiz bir düzeyde en azından pedagojik olarak ortaya çıkması lazım. Evet. Eyvallah. Yani orada hesabı, yani bir hesaptan bahsediliyorsa hesabın net olması lazım ama evet, hesap da net değil oluyor. Yani bir müzik teorisi ama çok net tarif edilmemiş gibi oluyor. Yani veya yanlış olmamalı. Yani yanlış yani yanlışlığı, evet. Yani esnek olmalı vesaire vesaire. Böyle eyvallah. Frekansı burada mesela ilk verdiğin 146 işte 293 dedin. Hepimiz muhtemelen gördük. İki katı değil, o bir küsuratı dahi attın yani değil mi? Bu bahsettiğim, adını etmediğim kitapta virgülden sonra iki basamak
üç basamak yürütülmüş frekanslar anlatılıyor bir yandan ama bir yandan da hiç pratiği yansıtmayan evet. değerler falan onu kastediyorum. Evet. Bir de ben şey sözü almışken demin Ruhi Hoca'nın konuşmasında adı geçti Farabi. Böyle bir konu oldu mu onun bir lafı vardır. Hepimiz çok iyi biliriz. Hiç akla gelmeden olmuyor. Yani şöyle biraz hafif karikatürize edecek, ederek hatırlatacak olursam hani iki kişi tartışıyorsa diyor musiki konusunda, makamlar, perdeler konusunda yani icadında ne tartışıyorlar ona bakma diyor. Hangisi nazariyatçı, hangisi icracı? İcracının dediği doğrudur diyor. o hesap şimdi Orçun kardeşimiz bir icracı, bir nazariyatçı, bir böyle fiziğinin de işin içine girmiş falan bir kişi olarak yani gerçekten mükemmel bir anlatımdı. Çok teşekkür ederim. Hocam çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Yani sizin karşınızda bunları anlatmak, yani siz kelimenin tam anlamıyla bunların kitabını yazmış kişisiniz. Benim için hem heyecan vericiydi hem de bir testti. Farabi noktasını kaçırdım. Hatırlattığınız için sağ olun. Hocam, bir ukalalık yapabilir miyim? Bin kere yapabilirim. Ya ben... Hocam şöyle düşünüyorum. O zamanlar... Hayır, ben uydurmadım. O kendi evet. İktisal uyumunda, malum işte ilimlerin sınıflandırılmasında... Matematiğin... Musiki, matematik ilimlerin bir dalı olarak... Batı'da da öyle. Evet, Batı'da da öyle değil mi? Bir bilim tarihçisiyle de aslında şunu sormak istiyorum. Ukalalık olacak sormadan çünkü konuşuyorum ama yani felsefe, din, matematik, musiki böyle bir polimatlık, böyle çok bilimlilik, hezar efendilik oluyor zannediyorum o dönemlerde insanlar. Tabii ki musikinin matematik hesabı da var. Dolayısıyla içinde matematik hesaplar barındıran bir ilmi matematiğin alt dalında tasnif etmek pekala o dönem için daha da mümkün gibi geliyor. Hocam naçizane şöyle bir ayrım yapsak belki arayı bulamaz mıyız? Hani doğa bilimleriyle sosyal bilimleri arasında esas bir ayrım var. Doğa bilimleri ve insan bilimleri. Hatta bunu işte hermenötik çıkmış. Feldstein'in anlama. Yani esas mesele şu bir doğa bilimleri nesne olarak inceliyor incelediği şeyi. Evet. Mesela müziği nesne olarak incelediğimizde bu matematiktir tabii başka bir şey değil. Orada bilim yapacağız. Hesap yapıyorsanız hesap yapmak zorundasınız, matematik olarak hesabını vermek zorundasınız. Ama insanlığın yarattığı bir şey olarak inceliyorsak, incelediğimiz nesneyi biz anlamlandırmıyoruz. Onu insanlar önceden anlamlandırmış zaten ve farklı şekillerde anlamlandırmış. Biz o anlamı ancak yorumlayabiliriz. Yani bize düşen hani bir insanla ilgili bir mesele inceliyorsak belki budur. Dolayısıyla iki tarafı da doğru. Yani müziği nesne olarak incelediğimizde, bildiğimiz doğa bilimlerinin yöntemlerini belki kullanmalıyız. Ama onu insanlığın bir yaratısı olarak incelediğimizde muhtemelen başka yöntemlere ihtiyaç duyacağız yani doğa bilimlerine. Hocam çok sağ olun. Hocam burada buluşalım be. Ben itiraz etmiyorum. Ben, yani bilim denilen alan tartışma alanıdır. Siz böyle söylemişseniz ama bak böyle söyleyen de var. Eyvallah. Hocanın sözünden hareketle doğa biliminin bir parçası olarak evet musiki sonra belki Farabi'nin Safiuddin'in çizdiği yolda işte Pisagoryenci, Aristoksenci yolda ilerlemedi. Başka alana gök bilime sattı mesela. Ama gök biliminde bu sefer bir başka burçlarla bilmem yıldızlarla açıklamaya kalktılar. Orada rakamlar kalktı. Orada başka manalar yüklendi değil mi? İşte Anasir-i Erba'a girdi işin içine, Seyyar-ı İseb'a girdi vesaire. Yani orada da yine Anasir-i Erba'a dediğinde 4 rakamı var orada. Seyyar-ı İseb'a dediğinde 7 rakamı var. Yani yine bir takım rakamlar ama başka aforizmatik diyebileceğimiz kavramlar yüklediler, manalar yüklediler. Belki Farabi zamanındaki o şeyinden de böylece sapmış oldu. Bugün bile o davranış eleştiriliyor, değil mi? Yani işte hikaye anlattılar falan filan dediğin ne olduğunu anlayamadınız ama o belki sizin şeyinizle bu yeni bir önermede bulunuyorsunuz çünkü bu güzel ben kaydettim yani. Kendim kaydettim şimdi onu unutmam. 22 yıl sonra söylerim. Şimdi çok affedersiniz bir araya girerek
sunumun başında hani sesin iki farklı tanımını gördük ya, o da aynı şeyi çağrıştırıyor. Yani eğer doğa bilimi açısından, yani fiziksel olarak tanımlayacaksak sesi, bir duyanın olmasına, bir tecrübe edinme olmasına da gerek yok. Bir titreşim hareketinin adı. Ama eğer sosyal bilimlerde sesi konuşuyorsak, bir, yani insanların tecrübe ettiği şeyin adı aslında. Dolayısıyla bence de o ikisi, iki tanım arasında bir karmaşıklık yok. Hangi alanı kastettiğimizi, konuştuğumuzu, hangi habitatta yaşadığımızı sadece başta zikretmemiz gerekiyor gibi geliyor. Buyurun. Aslında bu icra teori uyuşmazlığı tartışması Batı müziğinde de var. Yani bu sadece bizden çıkmış bir evet. Ve bu Lam'ın 432'den 440'a çekilmesi de burada bir hani, teoriye uydurmak için bir çalışma tabii, bir deneme, böyle bir şey yapma. Ama icrada tabii bu icracılar ne kadar uyuyor buna, bu böyle bir tartışma var. Yani bence bu tartışma hep olacak ve bu gayet de güzel, iyi bir şey. Evet. Ama bu şimdi müzik bilim değildir. İnsan gönlünden geçeni, hani gönlünden geçen perdeyi çalmalı dediğimiz zaman bu sefer sanki teori ve nazariyat çalışmasına hiçbir imkan bırakmıyor gibi oluyoruz. Bence bugünün imkanlarıyla, yani işte 2019 yılı imkanlarıyla geriye doğru baktığımız zaman, bütün müzik birikimine baktığımız zaman buradan belki daha iyi bir teori çıkarabiliriz. Çıkarabiliriz. Olabilir. Ha, icra ile tabii tam uymayacaktır belki, evet. Ama böyle bir şey çıkarılabilir. Kesinlikle çıkarılabilir. Ve buna uymayacak, bu teoriye uymayacak insanlar da olacak. Ama işte onların ismini işte Necdet Yaşar, demin saydığınız evet. İsimler olduğu takdirde anlamlı olacaktır bu teori evet. Ve şey icra uyuşmazlığı tartışmamız. Ya orada aslında çok önemli bir nokta galiba şeyin... Etkinliğin tanıtım yazısında da öyle bir cümle zikredilmişti. Yani eğer bir nazariyat teklifi, ben bir nazariyat sistemi kursam, nazari sistem teklif etsem ve şu anda yaşayan bütün Türk müzik icracıları eyvallah dese, şey düşünüyoruz, hayal ediyoruz. Gerçekten harika bir sistem. Orçun her sesi muhteşem anlatmışsın. Gerçekten de herkes böyle basıyor. Gerçekten böyle basılmalı, böyle harika tınlıyor dedi diyelim ki bu çağda. Nazari sistemlerin doğasından kaynaklanan defoya geleceğim şimdi. Müzik bir sosyal olgu olduğu için, bir doğa bilimi olmadığı için, onun doğa bilimiyle ilişkili tarafı var ama doğa bilimi olmadığı için 50 yıl sonra birisi çıkacak ve deli gibi tambur çalacak ve o benim herkes tarafından kabul edilen sistemim haricinde bir perde basacak ve beğendirecek de insanlara. Sonuçta Orçun'un sistemi çökmüş olacak mı? Hayır, aslında sistemi çökertmiyor icradaki farklılık. Nazari sistem müzikal pedagojinin bir gereği. Yani müziği öğretecekseniz bir ad koymak zorundasınız. Zaten ilim isim vermektir. Yok olan bir şeyi var etmek değildir. Var olan şeyin adını koymaktır. Artık buna rast diyorum demektir. Adını koyan, sınıflayan ve arşivleyen ise ilimi katman katman yükseltir ve ilimin sahibi olur. Bizim dedelerimiz 1000 sene bir türküyü çığırabilir ama Yeni Zelanda'dan bir adam gelip onu notaya aldığı zaman artık biz bundan sonra ömür billah o nota, o eser hakkında bir şey yazacaksak o notiste gönderme yapmamız icap ediyor. Yani benim 1000 senelik türkümün ilmen sahibi bir ecnebi olabilir. Biz adını koymadığımız için ve ilim zaten adını koyma işi olduğu için. Bilhassa müzik budur dediğim anda donduruyorum ama sosyal fenomen olduğu için değişiyor. Değiştiği için eskiyor. Eskidiği için icrayı doğru tarif edemiyor. O yüzden çok tartışılan arel sistemi bile o dönemki boşluğu hızlıca belki doldurabilmek için, ilmi boşluğu doldurabilmek için yapılmış tekliflerden bir teklif olarak sunulmalı. Belki bilim çevrelerinde bir eleştiri olarak naçizane arz ederim. Belki bu YouTube'da birileri tarafından izlenir. Belki oradan bir sinir ağı çakar.
Arel yanlış değil, Arel Arel. Yani Arel kendisini teklif ediyor. Ama müzik eşittir Arel demek yanlış. Müzik eşittir Orçun'un bulduğu o harika sistem. Yani ben bir sistem falan bulmadım bu arada ama hani hayal ediyoruz. Bunu dersek aslında yanlış. Çünkü sistem müziği dondurmak ve tarif etmek, müziği keşfetmek için yapılıyor. Müzik zaten keşfedilmiş. Müzik zaten yapılıyor ve her anda yapılıyor. Herkes kendince zaten müziği yapıyor. Herkes kendi istediği aralığı basıyor. O anda hissettiği için uşağı o kadar deviriyor aşağı. Bu zaten her zaman yapılacak. Kimse, hiçbir icracı konserin ortasında dur acaba işte Safiüddin nasıl diyordu bu aralığı falan diye düşünmüyor. Duyduğunu çalıyor. Aynen konuşurken benim yaptığım gibi. Hepimizin yaptığı gibi. Konuşmaya başlıyoruz. Ve hangi kelimeyi nasıl tonlayacağımızı biraz annemizden, babamızdan öğrenmişiz. Öyle gidiyor. Ve biraz da konunun heyecanına, yani melodik seyre ve melodik cümlelerin müzikal manalarına göre yükseliyoruz. Piyano oluyoruz. Tonu sertleştiriyoruz ya da tonu yumuşatıyoruz. Yani hem dinamik bir seyir takip ediyoruz, hem spektral bir seyir, tınıyı bile sesimizde iyi hatipler değiştiriyor. Eğer baskılanacak bir şey söyleniyorsa, mesela orada hırıltıyı biraz daha veriyor. Örneklemeye çalıştığım gibi. Ya da merhametle bir şey söyleyecekse biraz daha nazala alıyor. Ya da bazı şeyleri hem piyano söylüyor ama hem baskılı söylüyor. O zaman dikkat çekici oluyor. Bağırmasına gerek yok bazı şeyleri dikkatçi. Çekici şekilde söylemek için işte piyano espressivo diyorlar mesela. Yani piyano ama dikkat çekici keskinlikte. Aynen bir dil gibi müzik de doğal olarak biz onu nasıl seslendirmek istiyorsak öyle sesleniyor. Şimdi konuşma için insanlar şu sesleri basarak ya da bu kelimeden sonra bu kelimeyi muhakkak kullanarak konuşmalılar denilemiyor. Ki bu edebi özgürlüğü getiriyor. Yoksa şu ana kadar yeterince iyi kitap yazıldı denir. Şu ana kadar yeterince iyi kitap yazılmadı, şu ana kadar yeterince iyi beste de yapılmadı. Ve şu ana kadar yeterince iyi nazari sistemde bulunmadı bence. Ve hiçbir zaman yeterince bulunamayacak. Çünkü gelişme böyle bir şey, sanat böyle bir şey gibi geliyor. Çok mu konuştum? Vallahi bilmiyorum, gevezelik yaptıysam affedin hocalarımın karşısında. Hakikaten geldiğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim.